Evet, merhaba arkadaşlar. Bir sufi bilgiye sormuşlar, tasavvuf nedir diye. Verdiği cevap çok kısa ve net bir cevap. Kayıtlardan kurtulmaktır cevabını vermiş. Yani her türlü kayıtlanmadan kurtulmaktır. Kayıtlanmak kötü bir şey değil. Kayıtlanmalardan yana bir kimlik üretmek aslında insanın tuzağı. Hatta teolojik metinlerde Allah tanıtılırken Allah isim ve sıfatlarla görünür ama yine de zatı itibariyle isim ve sıfatlardan uzaktır. İsim ve sıfatların ötesindedir ifadesi kullanılır. Dolayısıyla aslında bu bağlamda anlatmak istediğimiz nokta insanın kendini dünyaya geldiği andan itibaren nelerle tanımladığını ve nelerin üzerinden kimlik imajinasyonları, nelerin üzerinden kimlik hikayeleri ürettiğini fark etmesidir. Biz bunları ürettikten sonra çoğunlukla bunları ürettiğimizi unuturuz. Neden unuturuz? Bir tanesi onun öncesine dair bilincimiz örtülmüş olur. İkincisi de çevremizdeki herkesin bunları normal karşıladığını görürüz. Mesela şöyle düşünün. Bir insan diyelim bir çocukluğunda kendini değersiz hissetti ve bunu ifade etti. Herkes şaşırıp dese ki, "Aa sen kendini değersiz mi hissettin? Çok garip. Aslında sen değerli bir varlıksın." Ve biz hiçbirimiz kendimizi değersiz hissetmiyoruz. Veya o bazen bir an gelir ama insanda asla böyle bir durum yoktur denilseydi belki o değersizlik duygusu üzerinden bir kimlik tanımlaması yapmayacaktı. Ama hepimiz az veya çok kimlikler üzerinden, yani neyi kastediyoruz burada kimlikten? Yaşadığımız olayların üzerinden hissettiklerimiz, düşündüklerimiz, yapıp ettiklerimiz üzerinden kendilik üretiyoruz. O kendilikler aslında her biri bizim bir kimliğimize dönüşüyor. Ve biz artık bir yerden sonra onların hayatını yaşar hale geliyoruz. İster bu kendini bir şeylerden sorumlu hisseden kendilik olsun, kimlik olsun, ister şunu yapmalıyım, şunu yapmamalıyım diyen bir kimlik olsun, ister kendini eksik, yetersiz veya çok becerikli hisseden bir kimlik olsun. Bunların hepsi bir kayıtlanmadır. Yani kendimizi geçici bir durum ile tanımlamaktır. Geçici bir durumun üzerinden, yani bir duygunun, bir düşüncenin, bir duygunun, bir eylemin üzerinden kimlik üretmektir. Bu aslında psikolojik düzeyde ortaya çıkan bir hikayedir. O yüzden aslında bir anlamda Kur'an'daki dünya hayatı bir oyun, bir aldanış veya bir eğlenceden ibarettir ifadesinin aslında bu açıdan da yorumu yapılabilir. Eğer hayatı bu kimlikler, bu benlik algıları üzerinden yaşarsanız hayat bir oyundan ibarettir. İşte 25, 30, 35 yaşına kadar bir kariyer kimliği üretirsiniz, onu gerçekleştirmeye çalışırsınız. Daha sonra başka bir kimlik üzerinden veya işte bir yuva kurmak üzerinden veya sizi anlayacak bir insan bulmak üzerinden veya hayatta bir iz bırakmak üzerinden veya işte dünyada kendinizce
inşa ettiğimiz bir kurgunun içinde bir hedef oluşturmak üzerinden bir hayat yaşamaya başlarız. Aslında bu nedir? Bu aslında dünya hayatıdır. Yani dünya hayatı yeryüzündeki hayat değildir. Sizin kendi yeryüzündeki hayatınızdır. Sizin kendi yeryüzündeki hayatınız ne? Psikolojik hayat. Yani kendinizi psikolojiden ibaret gören hayat algınızdır. Kendinizi psikolojiden ibaret gördüğünüzde, bedenden ve psikolojiden ibaret gördüğünüzde ve kendinizi bunlarla tanımladığınızda o zaman bir nevi dünya hayatını yaşamaya başlarsınız. Ve o dünya hayatı bir kurgulama anlamında bir oyundan ibarettir. Yani oradaki oyun kavramı senin kendi kurguların yani. Hatta biz bazen mesela ilişkilerimizde bunu yaşarız. Mesela işte ben seni seviyorum, işte ben de seni seviyorum. Sonra 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra ayrılırsınız veya 10 yıl sonra ayrılırsınız veya 20 yıl sonra ayrılırsınız. Sonra dersiniz ki bütün bu yaşananlar bir hayal miydi? Evet, hayaldi. Ve sen kendin o hayalin üzerinden bir kurgu ürettin. İşte çok sevildiğin, önemsendiğin, biri tarafından çok değerli bulunduğun, birinin hayatında çok önemli bir yer işgal ettiğin, kendini biriyle tanımladığın, eşinle, çocuğunla vesaireyle tanımladığın aslında bir kurgu kurmuşsun. Bu kurgu yıkıldığında bütün bunlar bir hayal miydi falan demeye başlıyoruz. Aslında evet bir hayaldi. Ama hayal olan neydi? Yani anne olmak mı, baba olmak mı? Bir çocuğu büyütmek mi? Hayır. Senin kendini bunlar üzerinden tanımlamış olman. Bir insanın kendini bunlar üzerinden tanımlamış olması bir hikayedir. Dolayısıyla aslında insanın psikolojik düzeyde yaşadıkları üzerinden kendini tanımladığı hayat dünya hayatıdır. Ve bu kurgusal bir hayattır. Başkalarının fark etmesine, başkalarının onaylamasına, takdir etmesine, değerli bulmasına veya değersiz bulmasına. İşte böyle yaparsan insanlar seni sorumlu, düzgün, işte efendi, işte elinden geleni yapan biri olarak algılar. Ama öyle yapmazsan şöyle algılanırsın. Ayıplanırsın, küçümsenirsin. Bütün bunlar nedir? Bir kurgudur. Kendimizi bunların üzerinden tanımlamak, bir kurgunun içinden hayatı yaşamaktır. Ama biz o kadar alışmışız ki bu benliklere, bu benlikleri insan olmaklığın hem ayrılmaz bir parçası hem de bizatihi kendisi zannediyoruz. Yani insan başka ne olabilir diyoruz yani. Ya işinle, ya eşinle, ya sosyal statünle kendini tanımladığın bir hayat. Bir şeyler yapıp ettiğin, yapıp etmeye çalıştığın, bazen başarabildiğin, bazen başaramadığın, ilişkilerin üzerinden bir hikaye ürettiğin, kendini bir şeyleri hak ediyor veya hak etmiyor olarak gördüğün, bakın o benliklerin üzerinden baktığınızda hayat aynı zamanda sizi gerçeklikten alıkoyan, perdeleyen bir şeye dönüşür. Örneğin sizinle ilgili çevrenizdeki insanların yanlış algıları aslında sizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez, değil mi? Yani bir insan herhangi bir konuda, herhangi bir alanda sizi sizde olmayan bir sıfat nedeniyle övse veya yargılasa, suçlasa bu sizde neyi değiştirir?
Hiçbir şey. Peki bundan etkilenen kim? O kimliğiniz. Diyelim ki dürüst bir insansınız ama bir insan size dürüst olmadığınızı söylüyor. Burada sorun ne? Sorun yok. Değil mi? Allah Resulüne yalancı olduğu söyleniyor. Sorun var mı? Aslında yok. Allah da öyle diyor. Mesela diyor ki sana gelip de Allah'ın Resulü olduğunu söyleyenler yalan söylüyorlar ama sen Allah Resulüsün. Yani sende bir değişiklik yok. Seninle ilgili bir sorun yok. Karşındaki insanların ya cehaleti, ya yalanı, ya ikiyüzlülüğü, ya da şuursuzluğu, farkındalık eksikliğinden kaynaklanan bir şey sana söylenebilir. Bunlar rahatsız olan ne? Bunlar rahatsız olan kim? Özdeşleşen ben. Efendim? Özdeşleşen ben. Evet, neyle özdeşleşiyor? Başkalarının yorumuyla. Evet, yani aslında kendini başkalarının bilincinde görmek isteyen ve başkalarının bilincinde şöyle veya böyle algılanmak isteyen. Mesela diyelim ki siz çok iyi bir annelik veya babalık yapıyor olabilirsiniz ama çocuğunuz size sen çok kötü bir annesin veya çok kötü bir babasın diyebilir yani. Bu mümkün. Teorik olarak konuşuyorum bütün bunları. Mümkün mü? Mümkün. Hele Z kuşağı açısından düşünürsek değil mi? İşte birileri çocuklarına araba alıyor, her türlü imkanı sağlıyor. Sen bana ne imkan sağladın deyip senin de yaptığın şey analık babalık mı diye eleştirebilir değil mi? Siz eğer kendinizi biliyorsanız ve imkan ve şartlarınız noktasında doğru bir anne babalık yaptığınızı biliyorsanız bunun sizi rahatsız etmemesi lazım. Bu karşımızdaki insanın bir algı problemidir. Bir yorum problemidir. Bir yanlış değerlendirme problemidir. Ve 30 yıllık eşiniz mesela size dese ki yani seninle evlendiğim güne yanıyorum yani dese siz orada bir durup ben nasıl bir eş oldum, nasıl bir eş olmaya çalıştım? Hani kendimce elimden geldiğince iyi bir eş olmaya çalıştım diye bir sonuca vardınız diyelim. Mesela bu durumda sorun olur mu sizin için? Olmaması lazım. Ama kimin için sorun var? 30 yıl emek harcamış, 30 yıl gayret etmiş, 30 yıl muhatabını memnun etmeye özen göstermiş biri neyle karşılaşıyor? Tırnak içinde nankörlükle. Nankörlük hikayesini kim üretiyor? Nimetin kaynağı olduğunu zanneden benlik üretiyor. Ben bir şey yaptığımda birisi benim bende gördüğü şeyi inkar etse bu bana mı nankörlüktür? Nimetin asıl kaynağına mı nankörlüktür? Kime nankör gerçekte olunur? Nimetin kaynağına nankör olunur. Ben neyim? Ben o nimetin üzerinden aktığı bir ne diyelim buna? Suyun bir borudan akması gibi düşünün. Su borudan akar ama borunun kendisinden akmaz değil mi? Borunun içinden geçerek akar. Biz mesela boruya mı şükrederiz, musluğa mı şükrederiz? Hiç su içerken musluğa şükreden veya musluğa müteşekkir olan birini gördünüz mü? Yok değil mi? Bizler mesela nankörlük hikayesini kim üretiyor? Hiç bunu düşündünüz mü? İnsan bir kurgu üretiyor aslında değil mi? İşte insanlar nankör. Kime nankör? Sana mı? Sen kimsin? Kendini ne olarak tanımlıyorsun? Allah'ın senin üzerinden akan nimetleri senden mi ki sana karşı bir nankörlük olmuş olsun? Sen senin üzerinden akan nimetlere şükredersin ve o senin üzerinden akan nimetlerle hem senin tarafından fark edilir, yaşanır, tadılır, şükredilir, hem senin üzerinden akar. Senin üzerinden akması kaynağının sen olduğunu gösterir mi? Göstermez.
Mesela nankörlük çok büyük bir oyundur aslında insanoğlunda. Çok etkili de bir oyundur. İnsan egosunu çok çabuk sarıverir. Evet ya, hani sana karşı nankörlük yapmış. Sen bunu hak etmiyorsun. Mesela sen bunu hak etmiyorsun denildiğinde insan sanki bir hakkı var. Bir hakkı var. Hem onu almamış hem de hak etmediği bir şeye maruz kalmış. İki taraftan da tuzağa düşüyorsunuz. İki taraftan da sizinle oyun oynayan bir benlik var. Hem diyor ki sen hani şunları şunları hak ediyorsun. Hem de öbür taraftan şunları da hak etmiyorsun. Bu hikayeyi kim kuruyor? Ben şunları hak ediyorum, bunları da hak etmiyorum diyen bir benlik kuruyor. Eğer siz bu benliği tanımazsanız bir ömür boyu bu benliğin oyununda yaşarsınız. Bir ömür boyu bu benlik sizi alır, yerden yere vurur. Hak ettiği şeyi bulamayan, hak etmediği şeylere maruz kalan ben. Ve siz böyle bir benin tahakkümü altında bir ömür geçirebilirsiniz. İşte bu dünya hayatıdır ve bu sahte bir oyundur. Bir benliğin kurgusu üzerinden hayatı yaşıyorsunuz demektir. Bir benlik tarafından manipüle ediliyorsunuz. Bir benlik tarafından size hayat gerçek dışı bir şekilde okutuluyor. Gerçek dışı bir şekilde yansıtılıyor. Tabi bazen bunu dinleyen arkadaşlar oluyor. O zaman diyor ki ben de hiç kimse için bir şey yapmayacağım. Bu da bir başka bir benliğin oyunu. Çünkü o kadar güçlü bir benlik ki o şey istiyor, yani bir şey yapıyorsam bunun bir karşılığı olmalı. Bir şeyi hak ediyor olmalıyım. Bunu ne için yapacağım diyor. Ne için merhametli olacaksın? Ne için dürüst olacaksın? Ne için anlayışlı olacaksın? Ne için affedici olacaksın? Bunun dindeki karşılığı nedir? Zan. Efendim? Zan. Bunun dindeki, yani bu soruların aslında cevabını din ne olarak veriyor? O anlamda sormak istiyorum. Yani Allah neden merhametli olmamızı istiyor? Neden dürüst olmamızı istiyor? Neden adil olmamızı istiyor? Yani Allah bunu neye odaklı bir şekilde istiyor? Çok modern kişilik hikayelerinde görürsünüz böyle kişisel gelişim diye başlıklar altında insanlara manipüle edilen şeyler vardır. İyilik yap, iyilik bul. Ve bunu hemen sahipleniriz değil mi? İyilik yap, iyilik bul. Ne güzel. Hoş bir şey. Tam bir tüccarlık. Halbuki iyilik yapıyorsun, iyiliği yansıtıyorsun. Sen iyiliği zaten Allah'tan buluyorsun. Sen merhameti nerede buldun? Şefkati nerede buldun? İyiliği, dürüstlüğü, akletmeyi nerede buldun? Sen mi ürettin? O kadar sevdiğim halde kimse bana bu şekilde sevgi göstermiyor. O kadar sevdiğin hali nereden buldun? Bak sen bulmuşsun aslında. Biz iyiliği buluyoruz, sonra da yansıtıyoruz. İyiliği bulamasaydık Yaradan'dan, Yaradan bize iyiliği vermeseydi, biz iyiliği yansıtamazdık. Ama Allah'la olan o bağ farkına varmadan kesiyoruz, iyilik yap, iyilik bul, bula çeviriyoruz. Bu da kimin hikayesi? Bu da
iyiliği kendinden bilen, kendine mal eden, kendinden zanneden benliğin hikayesi. Kutsal metin demiyor mu? Adem'i yarattım, isimlerimi talim ettim. Ya bu kelime öğretmek değil bunlar. Allah'ın insana isimlerini talim etmesi, Allah'ın insana esmaları öğretmesi deyim yerindeyse, bir bilgi değildir. Yani işte bak, merhametli ol, şefkatli ol, anlayışlı ol, akıllı ol vesaire değildir. Onların sizin fıtratınıza kodlanmasıdır. Merhametin, şefkatin, anlayışın, dürüstlüğün, adaletin varlığınıza kodlanmasıdır. Dolayısıyla siz bunları bulmuşsunuz, bunları doğal olarak yansıtıyorsunuz. Ama bir benlik size nasıl bir hikaye üretiyor? Değerini bilen insanlara iyilik yap diyor. Mesela. Karşılık alabileceğin insana iyilik yap. Seni affedeni affet. Diye değil mi? Mesela bunlar çok normal gibi geliyor. Halbuki peygamber bize şöyle diyor. Seni affetmeyeni affet. Seni affetmeyeni affet. Niye? Aptal mısın? Özürlü müsün? Veya şey misin? Ezik misin? Seni affetmeyeni affedeceksin. O kadar aptal mıyım diyor değil mi egomuz? Halbuki ben niye affediyorum? Çünkü İçimde herhangi bir insanla ilgili negatif bir duygu tutmak istemiyorum. Niye tutmak istemiyorum? Çünkü bu fıtratıma uygun değil. Niye hiçbir insandan nefret etmemeliyim? Çünkü nefret fıtratıma uygun değil. Niye kin gütmemeliyim? Çünkü kin gütmek fıtratıma uygun değil. Ben fıtratımı bildiğim ve fıtratımı sevdiğim için nefret etmiyorum. Ha diyelim ki bir insan kötülük yaptı, affettim. Ama bakıyorum ki bu insan halen devamla kötülük yapmaya devam ediyor. Onunla ilişkimi tanımlayabilirim. Onunla ilişkimde belli bir mesafe koyabilirim. Bu ayrı bir konudur. Ama onu affetmemezlik etmem. Neden? Bakın neden affetmemezlik etmiyorum? Sevap kazanayım diye değil halk deyimiyle. Fıtratım affetmeye kodlandığı için. Ama buna engel olan benlikleri görmem şartıyla bunu yapabilirim. Mesela işte o seni affetti mi? Sen böyle bir hata yapsan seni affeder mi? Bunlar ne? Bunlar benliklerin hikayeleri. Bunlar sahte benliklerin bizi manipüle ettiği şeyler. O yüzden ilginç bir ayettir. Bağlamı başkadır ama biz bundan bu işareti çıkarabiliriz. Ayette der ki Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman buna müminlere uymak yaraşır. Mesela bizde o ilahi kodlamaya, ilahi fıtrat örgüsüne uymayan birçok benlik var. Ve biz bunları ne zannediyoruz? Sanki bu benim doğuştan, yani sahte bir fıtratımı zannedip Allah'ın yaratmış olduğu fıtratla mücadele ediyoruz. Sahte bir fıtratı kullanarak hakiki olan fıtratla mücadele ediyoruz. Evet, çocukluğumdan itibaren bir benlik iyice iç dünyama sirayet etmiş olabilir. Bu öfke olabilir,
işte aşırı alınganlık olabilir, kıskançlık olabilir, işte kin tutmak olabilir, bana kötülük yapan insana kötülük yapma arzusu olabilir. Hepsi olabilir. Bunlar benim asli fıtratımda var mı? Hayır, yok. Peki sahte kurgusal yapımda var mı? Olabilir. Peki bunları ne yapmalıyım? Bunları ayırt etmeliyim. Önce ayırt etmeye çalışmalıyız. Eğer ayırt etmezsek, ki buna aslında kadim bilgelikler, İslam bilgeliği, bütün dinlerin metafizik yaklaşımları nefsin arınması olarak bakar. Bizim niye nefsimizi arındırmaya ihtiyacımız var? Çünkü çocukluğumuzdan itibaren edindiğimiz bir kısım kimlikler var. Bir süre sonra bu kimlikler bizim adımıza hayatı yaşıyor. 3 yaşında edindiğin kimlik var, 5 yaşında edindiğin kimlik var, 10 yaşında, 15. Bugüne kadarki hayat sürecimizde edinmiş olduğumuz birçok sahte kendilik var. Korkan benlik var, kaygılanan benlik var, kendini yetersiz hisseden benlik var, değersiz hisseden benlik var, onaylanmak isteyen benlik var, takdir görmek isteyen benlik var. O kadar çok var ki. Hiç boş bırakılmıyoruz eğer kendimizi onlara bırakırsak. Hemen etrafımızı sarabilirler. Fakat farkındalığınız varsa, dikkatiniz varsa, o zaman bunlara kapılmama imkanınız ortaya çıkar. Peki bunlar nedir? Bunlar aslında gerçek mi? Değiller. Ama ben, kendim diye başlayıp kurduğunuz her cümle sizin sahte kimliğiniz ve kendiliğiniz haline gelir. Ve buna inandığınız müddetçe de ona enerji verirsiniz. Onu farkına varsanız da varmasanız da güçlendirirsiniz. Ben böyleyim dediğiniz andan itibaren siz öyle olursunuz. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Mesela 1 litre su. 1 litre suyu bir bardağa doldurdum ve dondurdum. Buzluğa koydum ve dondurdum. O zaman o akışkan olan su ne olur? Donar. Akışkanlığını kaybeder. Geçici olarak. Görünürde kaybeder. Ve o öylece kalabilir. O öylece kaldığı müddetçe ne akar ne de o su fonksiyonunu tam olarak icra eder, değil mi? Çünkü siz onu geçici ve sahte bir forma, bir şekle sokmuşsunuz. Ve artık onun üzerinden yaşıyorsunuz. Hani bir filmin bir repliği vardır. Artık iyi niyetimin kullanma tarihi bitti. Artık herkese adamına göre davranacağım. Ne oldu burada? Kişi sahte bir ben üretti. Ve bir ömür boyunca bu sahte benle hareket edebilir. İşte insanlar iyiliği hak etmiyor. Kim diyor bunu? Farkında değilsin. Sahte bir kimlik üretiyorsun. Bir bak bakalım o sahte kimlik kimin tarafından üretiliyor. İnsanlar iyiliği hak etmiyor diyen benlik nasıl bir ben? Nerede yaralandı? Nerede incindi? Nerede zayıf düştü? Nerede haksızlığa uğradığını düşündü? Bu nerede gerçekleşti? Bu sahte benliği nerede edindin? Bunun bazen tarihinin izini sürebiliriz. Bazen tarihinin izi sürülemez. Fark etmeyiz. Daha erken çocukluk dönemlerimizde gerçekleşmiş olabilir.
sevilmeyen, onaylanmayan, takdir edilmeyen, bir türlü beğenilmeyen bir ebeveyn etkisiyle kendinizi sürekli daha iyi, daha güzel, daha mükemmel, daha hatasız, daha kusursuz olmaya zorluyor olabilirsiniz. Bunu size kim yapıyor? Çünkü bakın öyle benlikler vardır ki onu siz kurmuşsunuzdur, siz oluşturmuşsunuzdur ve artık o sizde öyle güçlü gibi görünür ki artık ona sizin lafınız geçmiyordur. Neden? Çünkü o artık tam otomatik hale gelmiştir. O kadar otomatik hale gelmiştir ki anında ortaya çıkıyordur. Yani öyle durup bekleyip sonra ortaya çıkmıyor. Anında ortaya çıkıyor. Diyelim ki anında kendinizi eksik hissediyorsunuz. Anında değersiz hissediyorsunuz. Anında takdir edilmemiş hissediyorsunuz. Anında yüzünüz düşüyor. Ve artık siz bunları gözlemleyemiyorsunuz bile. Ve bunlar başınıza bela olduğunda bile bunları değiştiremeyeceğinize inanırsınız. Aslında bunlar kimler tarafından üretildi? Mesela bunlar doğuştan mı geldi? Mesela doğuştan hiçbir çocuk obsesif midir? Değildir. Hiçbir çocuk eğer ben tam ve eksiksiz yapamazsam hiç yapmayacağım der mi? Aslında demez. Eğer öyle deseydi hiçbir çocuk emeklemeden yürümeye geçemezdi. Hangi benlik hata yapmaktan korkuyor ve bu benlik sizde ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman size içinize işledi? Ne zaman onu baş köşeye oturttunuz? Ne zaman ona itaat eder hale geldiniz? Şart değildir. Bir Budist bilgenin bir sözü vardır. Der ki bir ok sana saplanmışsa onu kimin attığına bakman gerekmez. Onu çıkarman yeterlidir. Ha bazen kaynağını bulmak mesela diyelim ki ebeveynin senin hiçbir yaptığını onaylamıyordu. Mizacında da bir şeyi tam yapma eğilimi vardı. Sen de bir anda mükemmel olma arzusu, mükemmel yapamama korkusu, hata yapma korkusu tetiklenmiş olabilir. Bunu fark etmek, onun sahteliğini anlamak için seni biraz daha hızlı uyandırabilir. Ama mutlaka bunu İşte şu zaman oldu, şu zaman şu nedenle gerçekleşti diye bulman gerekmez. Birçok benlik halimiz çocukluğumuzda gerçekleşir. Hepsi olmasa bile birçoğu çocukluğumuzda bir temeli olabilir. Dolayısıyla insanın bunlardan yana bir gözlem ve farkındalık çalışması yapmaksızın gelişmesi, aydınlanması, özgürleşmesi mümkün değildir arkadaşlar. Ve siz bunlarla ayrışmadığınız müddetçe bir benliğin oyununa kapılacaksınız. Bir benlik tarafından yönetileceksiniz. İnsan kendisini yapabilir mi? Kendisi o
bağlayıp... Bunu insan kendi kendine başarabilir mi yoksa dışarıdan destek mi alması? İnsan kendi kendine bunu yapabilir mi? Yani kendi kendine bu benliklerden ayrışabilir mi? Yoksa illa dışarıdan yardım mı almak gerekir? Yani mutlaka dışarıdan yardım alır diye bir zorunluluk yoktur. Ama hayır, madem ben bunları kendi kendime de fark edip dönüştürebilirim, öyleyse asla yardım almayacağım demek de gereksizdir. Ama eğer teorik olarak soruyorsak, evet, insan bunlardan ayrışabilir ve bunlardan özgürleşebilir. Yeter ki bunlara tutunmamayı öğrensin. Fakat gelin görün ki şöyle bir şey var. Birinden ayrışayım derken bir başkasının tuzağına düşebilirsiniz. Bunu bazen siz objektif olarak görmekte zorlanabilirsiniz. O zaman dışarıdan bir insanın size bu konuda ayna tutması, sizi bu konuda sorularıyla, farkındalığıyla uyandırması veya bu konuda size destek olması mümkündür. Ama şu tuzağa da dikkat edin. İnsan bunları tek başına asla yapamaz. Bana kim yardım edebilir ki falan da dememek gerekir. Bir şeye tutunmama özgürlüğüne sahibiz arkadaşlar. Yani ben ve kendim diye tutunduğumuz ne varsa hepsini bırakabiliriz. Hani hepsini mi? Evet, hepsini bırakabilirsin. Bu da bazen böyle önemli bir soru olarak sorulur. Yani hangisinden başlayalım? Hiç fark etmez. Ama şunu yapmayın. Ya işte şuna gelinceye kadar daha benim uğraşacak ne çok benliklerim var diye bunları herhangi bir sıralamaya tabi tutmanıza gerek yok. Elinize hangisi geçerse onu bırakın. Anladın mı? Hangisi geçerse geçsin, onu fark ettiğiniz anda ona ben dememeyi, bu bir duygu, bu bir düşünce, bu bir arzu, bu bir beklenti şeklinde ona ben şeyini vermeyin. Ona ben deme lüksünü verdiğinizde o tepenize biner. Tabii otomatik olarak o gelecek. Mesela diyecek ki beni çok üzdün. Orada bir dur. Şu anda bir üzüntü duygusu var. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Bir dur ve de ki şu anda bir değersizlik duygusu gözlemliyorum. Ama ben neredeyim? Ben onun içinde miyim? Hayır, ben onun içinde değilim. Ben onu gözlemleyenim. Ben onun farkında olanım. Ben onu fark edenim. Yani fark etme güzel bir kelime aslında arkadaşlar. Fark bir şeyle aradaki farkı görebilmektir aynı zamanda. O duyguyla gerçek öz kendim arasındaki farkı görmek aslında. Orada bir duygu var. Bakın bu hani böyle bir duygu yok demek değil. Bunu karıştırmayın. Bizim burada söylediğimiz şey, böyle bir duygu yok, böyle bir düşünce yok demek istemiyoruz. Bir duygu var, bir düşünce var. Ama o ben miyim? O ben miyim? Asıl sorumuz budur. O ben değil. Ama o duygu benim, artık ne dersek diyelim, mekanizmamda, bedenimde, psişemde, psikolojik boyutumda var. Tamam, onu gözlemle, o kadar. Ne yapacağım onu?
Bir şey yapman gerekmiyor. Sadece gözlemle onu. Bırak o duygu enerjisiyle, her yönüyle orada dursun. Bunun için söylüyorum, onlarla kavga etmemeniz için söylüyorum. Çünkü kavga ettiğiniz şey sizin tarafından farkına varılmadan büyütülür. Kavga ettiğiniz şeyi farkına varmadan büyütürsünüz. Hani ben uyuyacağım, sürekli ben uyuyacağımı tekrar ederseniz uyuyamazsınız, değil mi? Hani meşhurdur, belki bazı kitaplarda görürsün, işte pembe fili düşünme diyerek sürekli bütün gün pembe fili düşünürsünüz o durumda, değil mi? Sadece gözlemleyin, savaşmayın. Siz onu bırakın, o sizi bırakmak durumunda kalacaktır. Ama onun sizi ne zaman bırakacağını da düşünmeyin. Sizi bırakıp bırakmayacağını da düşünmeyin. Sadece siz yapmanız gerekeni yapın. Yapmanız gereken nedir? Onu bırakmak. Sadece bu kadar. Onu bırakmak. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. O duruyor mu? Gidiyor mu? Daha mı güçleniyor? Hiç fark etmez. Siz onu bırakın. Kendimi değersiz hissediyorum. Onu bırak. Kendini ondan al yani. Şimdi ben kendimi değersiz hissediyordan kendimi alırsam ne kalır? Kendim orada değilim. Kendimi ondan aldım. Orada bir değersizlik duygusu kalır. Burada kendim kalır. Ondan rahatsız mı kendim? Hayır. Nefret ediyor mu? Hayır. Onu itiyor mu? Hayır. Onun yok olmasını istiyor mu? Onu da istemiyor. Sadece gözlemliyor. Yok olmasını istemiyorum, yargılamıyorum, suçlamıyorum, nefret etmiyorum. Gitsin de istemiyorum. İster gider ister gitmez, onun bileceği işi. Yapacağımız sadece bundan ibarettir. Kendinizi ondan geri alın. Çünkü ona siz verdiniz o kendi payesini. Kendimi değersiz hissediyorum. Niye o duyguya kendinizi verdiniz ki? Kendimi beceriksiz hissediyorum. Niye beceriksizlik haline kendinizi verdiniz? Kendinizi hiçbir şeye vermeyin. Kendinizi vereceğiniz tek şey vardır. O da yaratıcıdır. Bakın, kalpler Allah ile mutmain olur. Zıttı, kalpler özdeşleştiğiniz her bir şeyle kararır ve tutsak hale gelir. Kalpler Allah'la mutmain olur, Allah'la özgürleşir, Allah'la kendini bulur, Allah'la kendisi olur. Ama kalpler bir şeyle özdeşleştiğinde o şey olur. Neyle özdeşleşirseniz o şeysiniz. Değersizlik duygusuyla özdeşleşin, değersizsiniz. Yalnızlık duygusuyla özdeşleşin, yalnızsınız. Kıskançlık duygusuyla özdeşleşin, kıskançlıktan ibaretsiniz. Öfkeyle özdeşleşin, öfkesiniz. Kendinizden nefret etmekle özdeşleşin, kendinizden nefret edersiniz. Evet, o bir duygu, ben bunu gözlemleyelim, o bir duygu. Bunu yap, sadece bu kadarını yapacaksınız, çok fazla şey düşünmeyin. Çok fazla şey düşünürseniz, düşünüyor gibi görünen benliklerle özdeşleşirsiniz. Çok basit bir şeyi düşünün. Ben
bu duygu değilim ama bu duygu burada var. Çok basit bir düşünce. Burada değersizlik duygusu var. Bakın bu bir duygu. Sadece bir duygu. Ben dediğiniz an siz olur. Ben demediğiniz an, ben ve kendim bilincini ona vermediğiniz an siz özgürsünüz. Şuna işaret etmek istiyorum. Özellikle duygusal duygu ne diyelim? Yani duygu nitelikli benlikler veya duygu niteliğindeki durumlara benlik hissini vermek çok hızlıdır, çok kolaydır, çok otomatiktir. Onlardan ayrışmak bazen biraz zor gibi gözükür. Çünkü ben öyle hissediyorum diyorsunuz yani. Ben öyle hissediyorum. O kadar güçlü bir şey ki. Dolayısıyla sakin bir şekilde bedeninize dönerek, yani o an bedeninizi hissederek, bedeninizi, mesela elinizi hissederek, şu an iki elimi ve parmaklarımı hissediyorum. Bunun için yapıyoruz, bedene dönmek için. Bedene niye dönüyoruz? Duygudan ve düşünceden biraz sıyrılmak için. Şu an sadece bedenini hisset. Dikkatin bedenine döndüğünde dikkatinin bir kısmı bedenine döner. Dolayısıyla duygudan ayrışmış olursunuz. Biraz o an bedeninize dönün. Yani bedeni hissedin. Ve sadece o duygu veya düşünceye ad koyun. Bu değersizlik duygusu. Bu belirsizlikten korkma duygusu, bu yetersizlik duygusu, bu hata yapma korkusu, bu onaylanmama korkusu. Sadece duygunun adını koyun ama ben böyle hissediyorum dememeye ve o halde olmamaya dikkat edin. Yani ben onu hissediyorum, ben ve kendim hissini, payesini ona vermeyin. Ona verirseniz, işte o hadisin ifadesiyle nefsinizle baş başa kalmış olursunuz. Yani bir öylesine aklımdan geçtiği için söylüyorum. Başınızı o benliklere vermeyin, o duygulara vermeyin. Ben, çok önemli bir kavram. Ben, kendim. O kadar önemli ki. Allah'ın insana verdiği çok büyük bir değer. Ben diyebilme bilinci, bakın. Bu çok büyük bir bilinç halidir. Ben diyebilme bilinci. Yerler, gökler, dağlar bundan çekinmiş. İnsan bunu kabul etmiş. İnsanın bunu kabul etmesi aslında ilahi zatı, yani Allah'ın o mutlak benini tanımak için verilmiş bir imkan aslında. Ama siz onu ne yapıyorsunuz? Aşağıya kullanıyorsunuz. Bedene kullanıyorsunuz. Mesela ben güzel miyim, çirkin miyim, yakışıklı mıyım, yaşlı mıyım, genç miyim? Benim doğum günümü kutlamıyorlar. Ne yapacaksın? Sen daha doğmamışsın ki. Senin doğum günün yok ki. Sen henüz daha doğmamışsın. Bedenden doğumun neyini kutlayacaksın? Ruhundan doğduğun gün olursa onu hepimiz kutlayalım. Kutlamaya da gerek yok gerçi. Ama öyle bir aşağıya kadar indirmişsin ki o varoluşunu, o kendiliğini, o benlik idrakini o kadar aşağıya indirmişsin ki onu bedeninle özdeşleştiriyorsun. Genç miyim, yakışıklı mıyım, güzel miyim, alımlı mıyım, fark ediliyor muyum? O çok kıymetli bir şey. Sen onu baş aşağı düşürmüşsün. O benlik bilincini bir duyguya hapsediyorsun.
o ben diyebilme bilincini, kendilik bilincini bir düşüncenin içine hapsediyorsun. Bir duygunun içine hapsediyorsun. Ve o duygu senin o kendilik bilincini boğuyor. Bir öfkenin, bir arzunun, bir korkunun, bir duygunun, bir beklentinin, çevrendeki insanların yaptığı bir yanlışlığın içine gömüyorsun o koskoca ben bilincini. Bu ne kadar berbat bir şey bir insan için. Yerlerin, göklerin ve dağların çekindiği bir şeyi sen bir duygucuğun içine gömüyorsun. Bir hazineyi bir duygunun içine boğduruyorsun atarak. Bu çok büyük bir haksızlık aslında. O yüzden ben ve kendim bilinci kutsal bir şeydir. Onu kutsal olmayan bir şeye atfetmeyeceksin. Ben yakışıklı mıyım? Neye atfettin şimdi beni? Bedene. Beden geçici mi? Geçici. O zaman bu anlamda kutsal değil. Kutsal olmayan bir şeye ben bilincini verme. Eğer bunu anlarsan o zaman o hakikaten sonsuz ve Yaradan'a bağlı olan ben idraki, kendilik bilinci gerçek yerine doğru dönecektir. Ama sen ne yapıyorsun onu? Her gün her duyguya veriyorsun. Ben seviyorum, ben nefret ediyorum, ben istemiyorum, ben değersizim, ben yalnızım, ben böyle düşünüyorum, bana göre bu böyle. O kadar çok beni, kendilik bilincini o kadar çok şeye veriyorsun ki. Bir tek vermediğim bir yer var, o da gerçek kendilik yeri. Yaradan'la olan bağının farkındalığı dışında her yere o ben ve kendilik bilincini veriyorsun. Ve ona yazık etmiş oluyorsun. O yüzden ey kendini insan zanneden insan, kendini tanı. Kendini tanı der bir bilge. O anlamda kendilik bilinci çok saygıdeğer bir bilinçtir. Ama onu her yere kullanma tuzağı da gene insana mahsus bir durumdur. O yüzden işte birçok kadim öğretide, İşte bazı Budist manastırlardan tutun, Hristiyan manastırlarına, İslam, Sufi öğretilerine kadar birçok öğretide bir yola girmeye başladığın andan itibaren ben ve kendim kelimelerini kullanmana izin verilmez. Neden? Çünkü henüz kullanmayı bilmiyorsun. Yanlış yerde kullanıyorsun. Kullandığın her yer yanlış. Bir süre bunu kullanmaman gerekir. Ki gerçek anlamda nerede kullanman gerektiğine dair bir farkındalık kazanabilesin. Evet. Var mı soru? Kendini bilen insan beni idrak ettiği zaman dışarıya karşı nasıl bir duygularla var diye. Yani böyle, yani hiçbir duygu göstermeyecek. Bir davranışlarda bulmayacak. Yani duygunun etkili değil de nasıl o duygulara hükmetecek veya yönelecek? Doğal ve gerekli olduğu ölçüde duyguları gösterir. Ama o duygular ile kendini tanımlamaz. Yani su girdiği kabın şeklini alır. Bundan gocunmaz, bundan rahatsız olmaz. Ama su kendini girdiği kabın şekliyle tanımlamaz. Duyguyu yaşamak ve yansıtmak ayrı bir şeydir. O duygu olduğunuzu zannetmek ayrı bir şeydir. Aynı zamanda
duyguları pozitif ve negatif noktaları açısından da ayırt etmemiz gerekir. Mesela değersizlik hissi sahte bir duygudur. Sevilmeme duygusu sahte bir duygudur. Ben kendimle ilgili sevilmeme duygusu hissediyorsam kendimi tanımıyorum demektir. Kendimi tanımadığım için o sevilmeme duygusu hissediyorum. Neden? Çünkü kendimi kendim olmayan bir pozisyona indirgemişim. Bu şey gibi yani elbisemi gösterip beni beğendiniz mi diyorum. Siz de diyorsunuz ki bu elbise uymamış. Ben de diyorum ki beni beğenmediler. Ben neyi gösteriyorum? Elbiseyi gösteriyorum. Ama aldığım cevabı neyle ilgili yorumluyorum? Kendimle ilgili yorumluyorum. Dolayısıyla biz burada duygusuz olmaktan bahsetmiyoruz. Duyguları reddetmekten de bahsetmiyoruz. Duyguyu fark etmek ve duyguyla özdeşleşmemek, duyguya kendim dememe bilincinden bahsediyoruz. Bunu kavrayabildiğimiz ve yaşayabildiğimiz oranda dönüşmüş olabiliriz. Ve o dönüşüm bizi özellikle de negatif duyguların baskısından ve kendimizi yanlış yerlere konumlandırma tuzağından kurtaracaktır. Kolay mı yok, acı mı yok? Çok kolay bir yol. Yani hayal edemeyeceğiniz kadar kolay bir yol arkadaşlar. Sadece buna engel olan özdeşleşmelerimiz var. O özdeşleşmeler yolu zorlaştırıyor. Bunu fark etmek gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Thank you.
Galiba evet. Thank you.